İyi akşamlar değerli izleyenler. Orta Nokta'da yeniden beraberiz. Galatasaray Medipol Başakşehir mücadelesi az önce sona erdi ve son 16 turunda Galatasaray Medipol Başakşehir'e elenmiş oldu. Goller Mustafa Pekdemek 15 ve 27. dakikada ilk yarıda geldi. Medipol Başakşehir'den Galatasaray 90+2'de Eren Derdiyok'la ümitlense de o ümitler maçın bitimiyle beraber sona ermiş oldu. Medipol Başakşehir Galatasaray'ı son şampiyon Galatasaray'ı, Türkiye Kupası'ndaki son şampiyonu son 16 turunda elemiş oldu. Hemen değerlendirmelerle başlayalım. Sonrasında zaten taktiksel anlamda sorularım da olacak. Hocam buyurun siz de başlayalım. Maç öncesinde de aşağı yukarı aynı şeyleri anlatmaya çalıştık. Yani maç öncesinde konuştuğumuz şeylerin dışında bir şey konuşacak datalar oluşmadı aslına bakarsak, ama kısaca şöyle söyleyebiliriz. Sabri ilk 11 oyuncusu değil mi ligde? Evet. Karol da öyle. De Jong ve Selçuk da ilk 11 oyuncusu. Yasin, Snyder, Bruma, Podolski bunlar ilk 11 oyuncuları. Arka tarafta Hakan Balta dışında, yani Ahmet ve Semih oynuyor. Bir dışında, yani Hakan Balta dışında hiçbir rotasyonu yok şeyin. Direkt ideal 11'iyle çıktılar. Evet. Mustari zaten zorunlu sakatlıktan dolayı. Hiç rotasyon yapmadan ideal 11'iyle gelmiş Galatasaray. Öbür tarafta Başakşehir takımı ligi bitiren sol bek Eren oynamıyor. Yalçın oynamıyor. 2. Atamah şeyin yerine, Mahmut'un yerine oynuyor. 3. Mossoro'nun yerine İrfan oynuyor. 4. Cengiz'in yerine Doku oynuyor 5. Birinci santfor Mehmet Battal'ın yerine Mustafa oynuyor 6. 6 tane rotasyon var. Yani ideal 11 ile çıkmamış Başakşehir. Evet. Rotasyonunu işte kadroyu etkili kullanmaya çalışan bir teknik adam. Epeyce değişiklik yapmış. Yani takımın %60'ından fazlası değişmiş. %65-70 neredeyse değiştirmiş. Galatasaray ideal 11 ile gelmiş. Peki ideal 11'ine başladığı maçta ne yapmış? İlk 23 dakikada iki defa heyecanlanmış Galatasaray seyircisi. Birinci dakikada Podolski 27-28 metreden vurmuş üst direğe. Bireysel beceri midir bu? Bireysel beceridir. 23. dakikada da Bruma slalom yapmış. Vurmuş. Kalecide kalmış top. Bireysel beceri midir, takım oyunu mudur? Bireysel beceri. Bireysel beceridir. İlk devre boyunca Galatasaray ceza sahası içine girmemiş. Ya da Başakşehir rakibini kendi ceza sahasının içine sokmamış. Nasıl söylersek ikisini de söyleyebiliriz. Buna rağmen ilk 27 dakikada iki tane gol atmış Başakşehir. Golleri Mustafa Pekdemek son vuruşları yapan oyuncu, ama görüntüler geldiğinde takım oyunu olduğunu göreceğiz. Birinci golde Semih'e bir baskı var. Semih topu kullanamıyor doğal olarak. Baskıdan dolayı, baskı altındayken top kullanamıyor. Orta sahada Atama topu kapıyor. Atağı başlatıyor. Semih'in topu kaptırmasıyla Mustafa Pekdemek'in gol vuruşu arasında geçen süre 5,5-6 saniye. Bu bir kontratak. Ama organize. Ama organize. Burada takım işi var. 4 kişi 5 kişi baskı yapıyor. Bir kişi pasör topu kullanıyor. Diğeri final topu atıyor. Santfor'da Başakşehir'in 3. santforu da topu içeri atıyor. İkinci gol 27. dakika. İrfan Can Deyonk'a baskı yapıyor. De Jong baskı altında topu süper kullanmıyor. Selçuk da arkasını dönüyor. Topu almaya gelmiyor. Pozisyonu kayıp alamıyor. Galatasaray orta sahası çıkamıyor. Saha boşaltamıyor. Takım oyunu var. Başakşehir'de baskı, İrfan Can hepsi baskıyı yapıyorlar. Takım halinde. Mustafa Pekdemek Viska çeviriyor. Mustafa Pekdemek tekrar golü atıyor. İlk yarım saatte Galatasaray'ın iki defa Galatasaray taraftarları heyecanlanıyor. İki defa Başakşehir taraftarları heyecanlanıyor. Galatasaray taraftarları heyecanlanırken bireysel beceri var. Başakşehir heyecanlanırken takım oyunu var. Maç öncesinde şunu söylediğimi hatırlıyorum. Galatasaray'ın ön tarafı bireysel beceriyle bir şey yaparsa yapar. Eğer maçı Başakşehir kazanacaksa takım oyununu anlatacağız. Galatasaray kazanırsa bireysel becerileri anlatacağız dediğimi hatırlıyorum. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? %100 hatırlıyorum. Bunu kahvede maç seyreden müşteriler de aynısını söyledi.
Uğur Boral aynısını söyledi. Bütün diğer Türkiye'deki televizyon kanallarında büyük ihtimalle aynı şeyler söylendi. Herkes bunu bu kadar iyi biliyorken Galatasaray'ın bilmiyor olma şansı yok. Yani Riker'inki bilmiyor olma şansı yok. Ama şunu da söylemek zorundayım. Riker'inki istifa sesleri duyduk. Yönetim istifa sesleri de duyduk. Onu ben duymadım, tam emin değilim. Riker'inki istifa sesleri duydum. Bana göre Riker'in birinci suçlu değil. Elindeki malzeme biraz bu. Şimdi biraz senden rol çalacağım izin verirsen. Estağfurullah, buyurun. Şimdi Uğur Boral'a sormak istiyorum. Sevgili Uğur Boral, Galatasaray'ın stoper çıtasına göre konuşursak Ahmet Çalık Galatasaray'ın birinci stoperi midir? Hayır. Değildir. Peki başka transferi var mı? Rodriguez aldı değil mi? Evet. Galatasaray'ın sol ön çıtasına bakacak olursak Rodriguez birinci sol önü müdür? Değildir. Bruma var çünkü. Bruma vardır. Neden iki numaralı oyuncular alındı? Neden ikincil oyunculara gitti Galatasaray? Ben bunu anlamadım. Şimdi başka bir şey soracağım. Uğur birinci devrenin en parlak sağ bek performanslarından birini göstermedi mi Başakşehir'de? Evet, iyi oynadı. Gösterdi. Gitti Başakşehir, Uğur'un önüne geçecek bir sağ bek aldı. Katılır mısın bana? Kayçara onun önünde tam, midir? Tam. Ofansif iyi futbolcu. Tam büyük takım oyuncusu. Evet, büyük takım sağ beki yani. Evet. Sen de yıllarca büyük takımda top oynadın. Evet. Büyük takım sağ bekin sol ne olacaksın aşağı yukarı. Her pozisyon bir kere kafasında atak evet, var. Evet, kafada atak var. Savunmada aksar mı? Birebir karşı karşıya gelmeden aksamaz. Yani çabuk oyuncu çok rahat bire geçemezsin. Bir, aynen öyle. Birebir karşı karşıya kalmadan çok çabuk çevik atletik çalım repertuarı olan biri gelecek karşı karşıya yatır kaldır yaparsa ancak vurup arkasına gider mi herhangi bir solo? Çok zor. Zor. Yani Kayçara'nın arkasına vur git olacak bir sağ bek değil. Gitmiş almış Şalke'den. Bulmuş. Galatasaray 5 senedir ne yapmış? Veysel'ler, Tarık'lar, Salih Dursun'lar, Lines'ler, Sabri oynuyor. Yani şu Kayçara bir derstir sağ bek için. Galatasaray yönetim kurulu veya transferleri kim seçiyorsa. Öbür taraftan bir santforu var. Birinci santforu. A milli takım aday kadrosuna gitmiş. Şakadan mı açıklanıyor A milli takım aday kadrosu? Yani torpille mi gitti acaba oraya? Performansıyla gitti kesinlikle. Asla. Torpille gitmediyse, Fatih Hoca kimseye torpil yapmaz ise A milli takım bu. Şaka değil burası yani. Demek ki performansla giden bir santfor var. İkinci santfor Beşiktaş'tan aldıkları Mustafa Pekdemek. Kötü santfor mu? Değil. Çok iyi bence. İyi de bir santfordur. Santforculuğu vardır yani. Bakın futbolculuk ayrı konudur. Futbolculuk değeri bir şeydir. Ama santforculuk değeri bizim ligimde öndeki santforculuk santforlardan bir tanesidir. Santfor oynamayı bilir. Gitmiş bir de üçüncüyü almış. Para vermiş mi? Vermemiş. Maaş vermiş. Adebayor almış. Birinci santforu ilk 18'de yok. 2 ve 3. santforu maçı biri başlıyor öbürü bitiriyor. Bakın Galatasaray'ın bir tane santforu var gerçek. İsmi Eren Derdi yok. Başka santforu var mı? Yok. Yok. Podolski santfor mu? Değil. Değil. Santfor oynayabilir ama santfor mu? En iyi döneminde ben ona karşı oynadım. Kanat oynuyordu. Aynen öyle. En prima döneminde evet, tap yaptığı tabii. Dönemde. Avrupa Şampiyonası'nda kanat evet. Oynuyordu. İlk çıktığı dönemde de o zaman Roland Koch'la Christoph Daum'la çalışıyoruz. Onlar Köln'ü çok iyi takip ettikleri için 2003-2004 falan Roland Koch sık sık söylerdi. Ya Köln'de bir çocuk var Poldi devamlı anlatırdı. O zaman 17-18 yaşında şey. Podolski. Hangi pozisyon oynuyordu? Sol açık oynuyordu. Çıkış yaptığı dönem. Final yaptığı dönemde o pozisyon. En iyi dönemi. Yani santfor yokken Galatasaray santfor almadı. Mevcut santfor da kulübede oturuyor. Şimdi yine senden üzülerek Kerem'cim rol çalacağım. Bir şey sormak istiyorum. Savunmacılık. Orta sahanın savunmacılığı hakkında biraz fikir jimnastiği yapalım mı Kerem? Yapalım. Büyük takımların orta sahacıları nasıl savunur? İleride baskıyla. Bir. Başka nasıl savunur? Pas yaparak. Sağa ver, sola ver. Pas yapar. Şimdi Başakşehir baskı yapıyor. Ben de Galatasaray'ın savunmacı orta sahacısıyım. Nasıl savunacağım o baskıyı?
Topu vermeyerek. Vermeyeceksin topu. Yani ben bazen gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Büyük takım orta sahalarının böyle göğüs göğüse didişmesi falan gerekmiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'la oynarken dengeli bir takım savunması planlayabilir. Dengeli işte orta saha seçimleri yapabilir. Bir tane ofansif, bir tane defansif, bir tane arkaya kırılacak, biri öne kırılacak. Bunu yapabilirsin. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a karşı oynarken. Ha, bugün de o günlerden bir tanesi aslında Başakşehir'e karşı oynuyorsun. Ama Galatasaray orta sahasının savunmacılığı, eğer Şampiyonlar Ligi yoksa, Melo'ya ihtiyaç yoksa, alverci olacak. Alverci olacak biraz. İşte Galatasaray iki defa saha boşaltamadı. Çıkarken savunmacılık yapamadı. Yani topu kullanamadı. Galatasaray'ın orta sahacılığı, savunmacılığı biraz top kullanma ister. Doğru mu söylüyorum? Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Doğru, katılır mısın tabii bilmiyorum. Tabii ki, tabii ki. Yani saha boşaltamadı ve Başakşehir baskısını yaptı. Söktü gitti takım oyunu. Top, işi gördü, golü attı. Sonra da al günüm ver günüm maçı bitirdi. Hiçbir reaksiyon görmedim. Galatasaray'dan 2-1'i hiç hesaba katmayalım. O son dakika 90+2 ve 90+2'ye kadar da Başakşehir'in ceza sahası içine toprağına basmadı yani aşağı yukarı. Toprağına giremedi. Ki Başakşehir'in savunduğu yer orası da değil. Başakşehir orta sahayı savunur. Yani kutsal topraklar şey değil, ceza sahasının içi değil yani. Oraya girmedi hiç. Enteresan, tepkisiz bir Galatasaray. Oyuncular büyük takım kimliğini hiç ortaya koyamıyor. Stratejisi yok. Bilemiyorum, daha fazla eleştirmek belki saygısızlık olacak. Yok canım, bu saygısızlıkla alakası yok sonuçta. Biraz da fazla konuşmuyoruz. Herkesin izlediği bir maçtı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu Caseira dediğimiz futbolcu 3 milyon euroya aldı Başakşehir. Onun bir altını çizelim yani. Evet. Ne kadar akıllı bir planlama olduğunun bedelinden de anlıyoruz. Uğur Buralı da şunu soracağım. Tam hoca sonunda zaten onu getirdi. Şimdi şu tepkiler vardı. Evet, ilk gol offside. Doğru, gözle görülüyor. Okey, tamam. Olabilir yani. İşte Emre pozisyonunda bir kırmızı kart itirazı vardı. O da tamam. Ama şimdi Galatasaray bence, o da kırmızı kart. O da okey. Zaten görüntüler gelince yani, daha dikkatli göreceğiz. Kırmızı kart açık. Ama yani Galatasaray her ne olursa olsun erken bir dakikada 2-0 oldu maç. Yani daha ilk yarının bitmesine 10 dakikadan fazla süre vardı. Ya yani hiçbir reaksiyon gösteremez. Yani bir Galatasaray'da oynayan futbolcu topluluğu bu kadar mı reaksiyonsuz kalabilir ki son Türkiye Kupası şampiyonu ve Avrupa hedefinde, yani ligden de uzaklaşırsa Avrupa hedefinde aslında sarılabileceği en büyük nokta, evet, Türkiye kesinlikle, Kupası. Kesinlikle, yani ben de öyle düşünüyorum. Ama maça başlayan Galatasaray'a baktığım zaman o ruhsuz hallerinden herhalde acaba biz kupayı bir kenara bırakalım da zaten kadromuz yetersiz, derinliğimiz de yok, acaba lige mi devam edelim diye düşünüyor. Öyle mi düşünüyor diye acaba aklıma getirdim. Uğur, ama şey değil mi yani, ideal 11'e ya, çıkmak. Derinliği de yok ama enteresan işte hocam yani. O tepkisizliği ben anlayamadım. Sonuçta şu anda direkt rakiplerinden bir tanesine karşı mücadele ediyor. Hiçbir tepkisi olmadı. İşte De Jong konusunda da hani sana içer dedim ya, De Jong'u neden beğendiğimi. Çünkü bir tepki yani. Ben iyi oynadı, bak iyi oynadı, kötü oynadığı değerlendirmiyorum ben burada. 2-0'dan sonra bir reaksiyon gösteriyor. Arkadan adama, Emre'ye atlıyor, kavga etmek istiyor. Hani en azından takımına risk alıyor. Risk alıyor takımına falan, şunu ha diyor. Yani yeniliyoruz, hadi bir şeyler yapın. Yani çünkü onun yanında oynayanların yürüyerek top oynamak istediğini görünce şimdi De Jong şimdi bana gözüme hoş görünüyor şimdi yani baktığın zaman. Büyük takım oyuncusu da böyle olur. Şimdi senin söylediğinden yola çıkarsak orta sahadaki oyuncular pas yapması gerekir ama yapamıyorlar. Bence Galatasaray'ın orta sahadaki oyuncular pas yapabilirler. O yetenekleri var. Ancak hiçbir şekilde yani hareketlilik yok hocam. Evet. Hareketlilik sıfır olduğu için alan boşaltamıyor. Ya şöyle görüntüler oldu. Başakşehir neredeyse hiç hareket etmeden defans, evet, yaptı Galatasaray'a karşı yani. O golleri buldu ve ondan sonra da iki tane pozisyon yakaladığı dönemde hiç hareket etmeden bile defans yapabildi Galatasaray'a karşı. Çünkü Galatasaray'ın oyuncuları genelde yürüyerek top oynamanın derdinde. Şimdi Akhisar maçı da herhalde belki o şekilde oynadıkları için bir, nasıl söylenir, akıllarını çelmiş olabilir. O maçta kalmış olabilirler ama Başakşehir takımı öyle bir takım değil. Başka bir takım. Başakşehir takım yani baktığın zaman ve net bir şekilde şu görüldü ki Başakşehir maçın başından sonuna kadar Galatasaray'dan üstündü. Evet, ikinci yarı Galatasaray daha fazla pas yapmaya çalıştı. İşte yürüyerek oynamaya çalışan Selçuk çıkıp Josie'ye arkaya geçtiği zaman, yani
İlk yayında da konuşmuştuk. De Jong'la ikili olduğunda Josie'ye birazcık oraya daha hareketlilik ve pas alışverişi kattığını söyleyebilirim. Ancak ceza sahası içine hiç sokmadı yine de. Evet. Top Galatasaray'daymış gibi göründü ama işte Buruma gene Galatasaray'ın en etkili oyuncusu gibi, bir şeyler yapmaya çalışan oyuncusu gibi görüldü. Biraz serbest oynadım maçta. Buruma'da şöyle bir handikap görüyorum ancak. Galatasaray'ın böyle oynadığı maçlarda, yani kötü oynadığı maçlarda Buruma her şeyi kendi yapmaya çalışıyor. Ya tabii psikolojik ben takımın en iyi oyuncusuyum. Ben bir şeyler yapmalıyım'a gidiyor herhalde içten içe. Ancak bu ona hata yaptırıyor ve çok fiziken düşmesine sebep oluyor. Bu maçta da aynı şey oldu. Buruma her şeyi kendi başına yapmaya çalıştı ve çok fazla hata yaptı. Ama yine de o olmasa neredeyse Galatasaray öne top bile götüremiyor diyebiliriz yani. Galatasaray'ın çok eksiği var. Ben şampiyonluk yarışındaki en şansın az olduğunu düşündüğüm takım Galatasaray takımı. Son Akhisar maçında benim bile gözümü boyamıştı yani. Bilmiyorum. Çok beğenmiştim Galatasaray'ın oynadığı oyunu ama bu maçta hiç beğenmedim. Galatasaray'ın çok net bir şekilde, mesela istifa dedi, hocam da söyledi. İstifa sözleri çıktı. Yani buraya kimi getirirsen getir bir şey olmayacak bu kadrodan, olmaz zaten. Şimdi mesela yorumcular şöyle söyledi, maçın yorumcusu. Snyder demek ki bu takımın, ya Snyder hangi Galatasaray taraftarının istediği, atıyorum bir Beşiktaş maçında, bir Galatasaray maçında, bir Başakşehir maçında, bir Osmanlı maçında ne zaman Snyder oynamış ki Snyder bu takımın her şeyi? Yani bu sırf klişeleşmiş Türk yorumcusu gibi yorum yapıyorlar. Taraftar da bunlardan gaza gelip böyle şeyler, yani hani taraftarın ve bizim Türk yorumcuların takımları hiçbir zaman kaybetmez. Çünkü o takımlar hiçbir zaman oynamaz. Evet. Yani Snyder hangi maçta ne oynamış da Snyder bu takımın her şeyi olmuş? Ya varsayalım bütün maçta harikulade bir performans göstermiş. Bugünkü maç özelinde konuşacak olursak ortaya soruyorum. Bu maç Snyder'i kaybetmez miydi? Ya bak ben çok istedim. Bu rakip, yani Başakşehir Snyder'i kaybeder. Keşke sakatlanmasaydı da Snyder'i bir izleseydik o Akhisar maçından sonra Başakşehir'e karşı. Çok istedim aslında ama çıktı. Ya zaten hiçbir Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu maçta, hiçbir maçta oynamamış ki bu maçta nasıl oynayacaktı? Hani ben zaten oynayamayacağını biliyordum da sakatlanıp çıktı inşallah. Sakatlığı ciddi değildir de toparlar, ayrı konu ama yani Snyder bu takımın her şeyi, yok Snyder gelecek dertler bitecek. Ya böyle bir şey yok, Snyder falan devri kapandı artık, öyle bir şey yok. Galatasaray takım bugün, hocam dedi ki rotasyona gitti 6 tane. Ya fark etmez. İsterse 10 tane oyuncu değiştirsin Başakşehir. Başakşehir sistem takımı, Galatasaray'a her zaman üstünlük sağlayacak. Yani oyuncular üzerinden gitmemek lazım Galatasaray'da ama Başakşehir'de ama Galatasaray'a bakıyorsun orada bir tane. Bu Buruma bugün kenara gelse Galatasaray'ın elle tutulur bir tane atak oyuncusu yok ya. Çünkü bireysel bir takım. Zaten senin takım dediğin oluyor. De istatistikler doğuruyor. Son 3 sezonda 6 maç Medipol Başakşehir'in 5 üstünlüğü var. Galatasaray sadece bir kez kazanabilmiş Medipol Başakşehir karşısında. Ama Snyder olsa kazanabilirdi. Olabilir. Yani Snyder'ı da yani tabii ki çok da yüklenmemek lazım. Çok gerçekten muazzam yetenekleri olan bir futbolcu ama evet, büyük maçlarda bazen göremiyoruz ama işte Şampiyonlar Ligi arenasında da çok büyük maçlarda da, işte Real Madrid, Juventus maçlarında da sahneye çıktığı zamanlarda oldu. İlk geldiği zamanlarda ama. 3 sene öncesinden bahsediyorum. Yani evet. Neyse, zaten Snyder odağında gitmeyelim. Biraz daha Galatasaray ve Başakşehir odağında gidelim. Hocam şunu soracağım. Şimdi Galatasaray, siz de az önce verdiniz zaten bilgileri. Uzaktan şutlar vesaireler. Bir golde Eren'in alver yaptılar, içeri girdiler, gol oldu. Onun haricinde mesela ben Galatasaray'ın hiç işte atıyorum santraforunun indirdiği 10 numarasına verdiği, 10 numaranın sola verdiği, soldan sol bekin bindirdiği, ona verdiği, yani bir hücum organizasyonu anlamında Galatasaray'da bugün, özellikle bugün, yani sezon genelinde zaten çok fazla görmüyoruz da bugün hiç görmedim. Evet. Yani sizin az önce verdiğiniz örnek, santraforu, birinci santraforu kulübede oturuyor. Yani onları orada yapabilecek o oyunu, set oyununu veya hücum oyununu destekleyecek pivot santraforu zaten kulübede oturuyor. Reaksiyon vermemesi, diğer oyuncuların reaksiyon almaması. Yani kanat oyuncuları bile mesela Bruma bugün çok serbestti. Yasin varlığı yokluğu birdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bunu? Bir de yani Galatasaray'ın hiçbir backup planı yok mudur? Yani 2-0 olduğunda nasıl oynayacak? 1-0 olduğunda nasıl oynayacak? Yani hep aynı şekilde mi oynayacak Galatasaray? Biraz aynı şekilde oynayacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Çünkü yani biraz düşününce Galatasaray'da birçok şey değişmiyor.
Yani Fenerbahçe ile oynarken Beşiktaş maçında biraz değişiklik yaptılar. Özellikle deplasmandaki maçta bir ara böyle önde baskı gördük. Sonra çok saklanıp derin savunma yaptıklarını gördük. O maç başka bir hikaye yarattı. Ama genel anlamda sanki arada bir araya gelen, toplanıp hadi maça gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Oynuyor muyuz? Oynuyoruz. Kim oynasın? Sen. Çıkıp işte bildikleri gibi oynuyor görüntüde bir Galatasaray görüyoruz. Duran top seti yok Galatasaray'ın. Hiç yok. Snyder orta atıyor. Hiç seti yok. Pozisyon oldu. Jose vurdu. Hiç yani o yokken bir başkası atıyor. Korner atıyorlar yani. Korner atıyorlar. Cepheden serbest vuruşları falan işte güm diye vuruyor şey. Snyder. Ama bazen açılı oluyor. Kenarda falan oluyor. Onlar bazen set gerektirir. Yani çizilmiş setler gerektirir. İşte Başakşehir'in bütün duran top işleri hep set. Hep oyun. Bakın bugün de dikkat ettim. Hiçbir kornere Emre Belezoğlu gitmedi. Büyük ihtimalle maç uzayabilir. Emre Belezoğlu'nu 90 dakika kullanabilmenin yoludur. Çünkü o kornere gidecek 40 metre. O kornerden dönüşü 60-70 metre. Yani o 100 metreyi Emre'ye bir oyun konforu yaratmaya çalışan... Hocam bir araya gireceğim. Dursun Özbek şu anda açıklamalar yapıyormuş. O da şu. Mikrofonu aç Devrim abi. Başakşehir'de oynadık. Başakşehir'de iyi bir takım. Galatasaray'da zaten bu kupanın en çok kazananı. Bir cümlem var. Mete Kalkavan görevini yaptı. Yani hepinizin dikkatine, bütün Türkiye'nin dikkatine sunuyorum. Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti. Peki, teşekkür ederim. Protestolar oldu. Neler söyleyeceksin? Olabilir. Takımın zaten bu şekilde geriye düşmesi ilk yarıda 2-0. Tabii seyirci de kazanmak için gelmişti buraya. Dolayısıyla onlar da haklı olarak protesto ediyorlar. Ama burada daha ziyade ben hakem üzerinde duruyorum. Ve pes diyorum artık. Sayın Başkanım, eleştirdiniz hakemi. Dahası hakem hatalarından dolayı yönetim bu konuda hiç açıklama yapmıyor. Ben eleştirmiyorum. Siz basın mensubusunuz. Maçı seyrediyorsunuz. Maçı yavaşlatılmış ortamda veriyorlar. Herkes seyrediyor. Başkanım özellikle... Yani geçen hafta Karabük maçında verdiği penaltı mıydı? Burada 1.5 metre offside. Emre dirsek attı adama. Zorla sarı kartla. Yani bunları tarif etmeye gerek yok ama tek cümlem var. Mete Kalkavan görevini kupada da yaptı. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Hocam sözünüzü bölmüştüm ama yani artık çok alışagelmiş açıklamalar oldu bunlar. Evet yani Mete Kalkavan'ın hatalı olduğunu biz de gördük bazı pozisyonlarda ama Galatasaray'ın da çok da bir varlık gösterdiğini söylemeyeceğiz. Neyse o tartışmalara artık biz de girmiyoruz. Sadece analiz yapıyoruz. Ya ben buyurun. Yine de bir kelime söylemek buyurun. İsterim. Yani birkaç cümle. Başakşehir'in galibiyeti hak edilmiş bir galibiyet. Emre'nin kırmızı kart görmesi gerektiği ben de katılıyorum. O pozisyon kırmızı karttır. Çünkü FIFA'nın işte açıkladığı International Board kararları denen kitapçıkta son derece açık bir şekilde o dirsek açılması, rakibe temas durumunda teşebbüs bile kırmızı kartı istiyor. Bu doğru. Gol hızlı bir atak. 1.5 metre değil, birkaç santimle offside'tır. Ama offside mıdır? Evet offside'tır. Hocam Göksel Gümüşdağ da konuşuyormuş. Hemen oraya bir gidelim. Biraz önce Dursun Özbek, Mete Kalkavan görevini yaptı dedi. Neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle tabii Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyorum. Bizim Başakşehir Futbol Kulübü'nü, teknik heyeti ve oyuncuları da kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu. Hakemle ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Hakemlerle ilgili zaman zaman yaşadığımız sıkıntılarda da bunu da dile getiriyoruz. Ama benim özellikle zaman zaman bu hakem hatalarında yaptığım açıklamalarda zaman zaman teknoloji atıflarda bulunuyorum. Gerek video hakemliği gerek gol çizik teknolojisi. Ben tabii çok televizyondan izlemeden bir yorum yapmak istemem ama genel anlamda çok direkt neticeye etki yapacak çok bir şey görmedim ama bilemiyorum. Yani izlemeden de yorum yapmak istemem. Aynı zamanda tabii bu vesileyle aklıma gelmişken onu da hatırlatmak, düzeltmek isterim. Geçen akşam
geçen zannediyorum salı akşamıydı. NTV'de yayınlanan programda da canlı yayında Trabzon Kasımpaşa maçı ile ilgili bir açıklama yapmıştım. Özellikle zaman zaman biz televizyonda izlerken biz bile yanılabiliyoruz. Gol çizgi teknolojisini kullanmamız lazım. Çünkü burada zaman zaman Trabzon lehine veya aleyhine, zaman zaman Kasımpaşa'nın lehine veya aleyhine pozisyonlar olabilir. İki camia da bizim çok sevdiğimiz camia. Bir yanlış anlaşılma olmasın, onu düzeltmiş olayım. Ben kupada inşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Ama tabii daha çeyrek finale kaldık. 8 takım var. Şimdi artık yarın rakibimizin kim olacağını göreceğiz. Teşekkür Sayın ediyorum. Başkan, Emre Belözoğlu pozisyonu var. Çok tartışıldı. Dirsek attı ve karşı gördüğün yerde. O pozisyonla ilgili düşünceniz? Yani ben pozisyonla tabii bunu tek tek değerlendirmem doğru olmaz. Bildiğim kadarıyla sarı kart aldı. Dolayısıyla bence pozisyona doğruydu. Sarı kart da almalıydı. Sayın Başkan, Adebayor ilk defa forma giydi. Taraftarları tribüne çekti. İlerleyen haftalar için Adebayor'la ilgili düşünceniz nedir? Tabii Adebayor'a özellikle bizim Başakşehir taraftarı mailler kilitlendi. Tabii çok önemli bir dünya yıldızı. Kariyerini konuşmaya çok gerek yok ama Başakşehir ailesine bu anlamda 3-4 tane futbolcumuzu kattık transfer olarak. Ama tabii Adebayor bir dünya yıldızı olduğu için taraftar olarak da bayağı bir etkiledi. Ona daha tam hazır değil. Bugün sadece kadroda olduğu için hoca devreye koydu ama yakın zamanda Adebayor'u inşallah daha iyi şekilde göreceğiz. Peki ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, Başakşehir Başkanı'nın açıklamaları da, Göksel Gümüş'ten açıklamaları da bu yöndeydi. Buyurun hocam. Evet, offside pozisyon doğru. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor. Sayın Dursun Özbek saygın birisi. Bir kere çok saygın ve saygıdeğer bir kulübün başkanı aynı zamanda. Tabii ki heyecan içerisinde kaybetmiş olmanın verdiği heyecan, belki gergin. Mete Kalkavan görevini yaptı diyor ama görevini Abdullah Avcı da yapmış. Volkan Babacan yapmış görevini. Kayçara görevini yapmış. Mustafa Pekdemek görevini yaptı. Emre Belözoğlu görevini yaptı. Bu oyuncular da görevini yaptı. Yani sadece Mete Kalkavan yapmadı. Oyunu, bakın skoru değil. Skor 2-1 yazıyor da. Oyunu Başakşehir kazandı. Açık ara yaptı Başakşehir bugün. Başakşehir futbol takımı, Galatasaray futbol takımını oyunda yendi. Skoru söylemiyorum. Çizgiyi geçti geçmedi, offside değildi, buydu falan. Onu konuşmuyorum. Oyunu kazanan bu oyun. Kalesiz, kalecisiz bir oyun olsaydı da bu oyunu kazanan Başakşehir'di. Tabii ki hakem hatalarıyla ilgili kulüp başkanlarının, kulüplerin hakkına, hukukuna atıfta bulunacak. Onu kamuoyu ile buluştuğu anlarda mutlaka değerlendirecek. Ama ben Uğur Boral'a soruyorum. Maçı skor 2-1. Pozisyon offside. Bu da kırmızı kart. Ama oyunu kim kazandı onu soruyorum. Başakşehir son derece alnının akıyla hak ettiği bir aynen maçı. Öyle. Oyunu kazanan Başakşehir. Başkanlar bunu şey diye yapıyor. Şimdi istifa diye de bağırdılar. Bunu üzerlerindeki baskıyı da vur abalıya gibi. Camiasının savunma amaçlı tabii, da oluyor. Hakemlerin üzerine de yıkmaya çalışıyorlar açıkçası. O baskıyı biraz azaltmak amacıyla. Hani bilinçli şekilde de yapılan şeyler bunlar. Yani o çok çok net biliyorum yani bunları. Çok da gördük. O yüzden de yapıyorlar. Hani çünkü taraftardan da hani niye savunmuyorsunuz Galatasaray'ın haklarını serzenişi geliyor taraftardan. Onun için de yapıyorlar. Kendi üzerindeki baskıyı hakemin üzerine yıkarak kendi üstündeki baskıyı da azaltmak için de yapıyor bilinçli bir şekilde. Şimdi Dursun Özbek görmüyor mu Galatasaray'ın hiçbir şey oynamadığını veya Başakşehir'in üzerinden geçtiğini oyun olarak? O da görüyor ama bunun için yapıyorlar genelde. Uğur, yani Olde Rikenik demiş ki şanssızlıktan ziyade bir agresiflik sıkıntımız vardı. Takımımız beklediğimiz gibi bir agresif evet. bir tepki i̇şte gösteremedi demiş. Benim De Jong isminin üzerinden gittiğim şey buydu. Yani De Jong'un neden bugün beğendiğimle alakalı. Çünkü o kötü gidişe reaksiyon gösteren tek oyuncu oydu yani. Evet sarı kart da gördü. Yalandan atladığı birkaç pozisyonda. Evet hata mıdır? Hatadır. Ancak bir mesaj vardır gerekir, orada. Tabii. Bir mesaj vardır. Hani kolunda bant yoktu ama sanki Galatasaray'ın kaptanıymışçasına takım arkadaşlarına burası Galatasaray takımı. Burada biraz daha dikkatli olun, dikkatli oynayın mesajı vardı. Biraz daha agresif olma
gerek mesajı vardı. O mesajı aynı zamanda kolunda bant olan oyuncunun da vermesi gerekmez mi? Ya kesinlikle öyle ama işte sakatım diye çıktı. Yani hani yürüyerek oynuyordu zaten o dakikaya kadar. Sakatmış demek ki, oyundan çıktı. Bu arada 3 oyuncu da sakatlandı Galatasaray'da. Önümüzdeki hafta da Kayserispor'la oynayacak Galatasaray. Sergen Yalçın'la beraber Kayserispor'un az önce zaten özetle de izlemiştik. İyi bir çıkışı da var. Şimdi 3 futbolcusu da sakatlandı doğrudan oynayan. Biri Selçuk İnan, biri Snyder, biri de Karol. Bilmiyoruz tabii, belki düzelirler, düzelmezler. Snyder'inki zorlanma ise geri döner. Zorlanma galiba. Diğerleri da ne? Yani diğerleriyle ilgili daha resmi bir açıklama yok. Ama gördüğümüz şey bunlar kassal sakatlıklar. Evet. Yani darbeye bağlı sakatlıklar değil. Bir tek Karol'ün galiba darbeye bağlı bir sakatlığı miydi var? Evet. Selçuk ve Snyder'inki kassal sakatlıklar. Ki hele ki Snyder'inki 5. dakikada. Hani Sayın Dursun Özbek görevini yaptı diyor. Mete Kalkavan görevini yaptı diyor ama Galatasaray'ın atletik departmanı görevini yaptı mı? Oyuncuları top fit antrenör ekibine verdi mi? Bu oyuncular hazır mı? Yani 5. dakikada kas adale gösterilmez ki. Yani hazır olmayan oyuncu sakatlanır. Bir problem vardı da o öyle evet. Bir devam etti. Yani Ahmet Çalık da maçtan önce hafif sakatlandı. Sonra oynayacak mı oynamayacak mı derken yine oyuna devam etti. Yani onu da hatırlatmasını yapalım. Galatasaray'ın birçok sıkıntısı var. Hakeme atıfta bulunmak ancak, bakın, Galatasaray taraftarını kandırmak hiç kolay değil. Bir kadro söylüyorum. Muslera, sağ bek Eboué. Sol bek son dönemde en iyisi kimdi mesela? Riera çok iyi. Riera, Albert Riera. Ufaluji. Bir tane daha söyleyelim. Semih oynamıştı onun yanında. Karma yapıyoruz. Son dönem Galatasaray'da görüyoruz. Hadi Popescu dedik. Geldik önlerine Melo. Yanında iyi bir Selçuk. İşte Bruma bir tanesi. Önde Drogba. Arkasında Hacı. Yani Galatasaray seyircisi bunları seyretti. Hacileri seyretti. Kandıramazsınız Galatasaray taraftarını. Galatasaray taraftarının bugünkü gündemi Mete Kalkavan değil. Bu taraftar Hacileri seyretti. Drogba'ları seyretti. En iyi döneminde Popescu'ları seyretti. Eboué'leri seyretti. Prima döneminde seyretti Eboué'yi. Riera'yı iyi bir döneminde seyretti. Melo'yu en iyi döneminde seyretti. Muslera seyrediyor. Yani bunları kandıramazsınız Galatasaray taraftarını. Hakemle falan. Yani tribüne giden seyirci bunlara inanmaz. Yani bu gündemine bunu almaz. Zaten bu, izliyor, görüyor tabii maçı. Tabii ki maç televizyondan izleyen işte daha yaşı genç yaştaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, onlar belki etkilenebilirler bu sözlerden, başkanın sözlerinden. Ama Galatasaray'ın tribün kovalayan, tribüncü Galatasaraylıların gündemi o değil. Oynanan futbol, antrenör ekibi. Yani bakın, küçümsemek asla benim haddime değil. Bir meslektaşımız, arkadaşımız, son derecede saygıdeğer bir beyefendi, Rinkenik Hoca. Ama bu kulüpten hoca olarak kimler geldi, kimler geçti, ne kadar isim antrenör, ne kadar büyük dervaller falan bahsediyorum yani. Dervaller. Oradan başlayarak neler gördü bu kulüp, Galatasaray Kulübü. O yüzden kandıramazsınız. İşte Mete Kalkavan'dı, dirsekti, penaltıydı falandı filandı. Galatasaray taraftar nasıl gündem bu değil. Oynanan oyunu görür taraftar. Oynanan oyun ve gündem bu değil dedi Önder Hoca. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sadece Cenk özelinde değil tabii ki bu. Türkiye Kupası'nda oynadığı bütün maçlarda gol yedi Galatasaray. 10 gol yedi şu ana kadar kalesinde. Ama bu sezon boyunca oynadığı 28 maçta da Galatasaray kalesinde 31 gol görmüş. Yani çok ciddi bir gol sıkıntısı var savunma anlamında Galatasaray'ın kalesinde gördüğü gol. Hem bugünkü Cenk'in performansını soracağım hem de Galatasaray'ın bu gol yeme sıkıntısını da soracağım. Cenk'in performansı bugün bence iyiydi. İçeride de arkadaşlar Cenk'e takıldığı için ikinci golde bile Cenk'e serzenişte bulundu arkadaş. Ben inanamıyorum yani. Hani ne yapabilirdi orada Cenk diye düşündüm ama çıkamadım işinden. Ben de Cenk'in performansı hani maça direkt etki edecek bir performansı olmadı. Zaten iki tane bir iki tane de kurtardı. İki tane gol yendi. Ya burada hoca çok güzel söylüyor. Galatasaray'ın problemi defansif olarak problemi var takım zaten. Takım savunması yok. Savunma denilen bir şey yok Galatasaray'da. Bugün Muslera da karedeyken çok gol yedi yani. Hani evet Muslera. Kayıçara gelirken yani gelmedi mi Kayıçara? Evet. Dünya kadar Ferhat geldi.
Ki Ferhat öyle hani bindiren bek değil, topu iyi kullanır. Evet. Ama Ferhat devamlı geldi. Gelmiş mi Ferhat'la birisi yanında? Gelmedi. Var mı kovalayan birisi? Çok boşluklar var. Kayıçara'yı birisi kovalamış mı? Gelmiş mi onunla beraber? Gelmemiş. Ya Bekir 3 kere oyuna girdi. Ben görmedim Podolski'yi Bekir'le beraber gelirken. Girmedi mi Bekir oyuna? Girdi. Hatta bir tanesinde de bayağı kaptır gibi oldu birkaç kere de. Evet. Ya orada bile kovalayan yoktu. Şeydeki 58. dakikada Doka net bir pozisyona girdi. O pozisyonun başlangıcında Epriano 30 metre topla çıkmadı mı? Gelmiş mi Podolski, Eren, o sırada Eren yoktu ama Podolski gelmiş mi Epriano ile beraber? Gelmemiş. Takım savunması zaten zayıf. Şunu sormak istiyorum Uğur Boral'a. Cepheden atılan şutlarda tam cepheden birisi vuracak. Kaleci iki adım öne çıkmaz tabii, mı? Tabii zorunda zaten. Mecburdur tabii. Çünkü kapatacak. Evet. Cepheden atılan şu ayaküstü vuracaksa ki kaleci açıyı bunu hisseder. Açıyı kapatmak için çıkacak. Kaleci çıkmak zorunda. Cenk'in ikinci yediği golde Cenk'in hatası yok. Bence de. Yani hani sakın buradan işte bunlar tanıyorlar da işte öyle değil. Emre'yi tanımıyor muyuz? Kırmızı kart dedik işte yani. Evet. Ben Emre'yi Cenk'i tanıdığımdan 10 sene önceden tanıyorum yani. Evet. Ama gerçek bu. Ya isimlere zaten takılmamak lazım. İsimlere takılmamak yani. Lazım hocam. Burada Galatasaray camiasının veya taraftarının takılması gereken şey Galatasaray'ın çok kırılgan olduğu, evet, çok yumuşak bir takım olduğu, o net defansif anlayışı bir şekilde gösteremediği, bunlara takılıp bir oyun, yani nasıl biz Fenerbahçe ile alakalı bir oyuna ihtiyacı var diyoruz hücumsal anlamda. Galatasaray'a da diyoruz ki defansif anlamda artık bir organizasyona ihtiyacı var yani. Şimdi bir tane daha ortaya sorayım. İkinize de sormak istiyorum. Bir dönem Galatasaray'ın Taferel'den sonraki kalecisi Mondragon. Şimdi Taferel bir beyefendi. Muslera da bir beyefendi. Mondragon biraz daha şeydi. Yani reaksiyonları daha, evet, sert olabilen tabiri bir oyuncuydu. Tabiri caizse kabadayıydı biraz. Biraz kabadayılığı vardı. Hatta Ümit Özat'la şeyde kavga ettiler. Köln'de. Yani takım için ama bunlar. Yani Mondragon gerektiğinde takım için kavga da eder. Gerekiyorsa tartışır da. Bugün Cenk değil, kalede Mondragon olsaydı bir iki kişiyi dövebilirdi yani. Evet, bir iki kişiye tekme tokat dalabilirdi. Veya kameralı kötü kelimeler duyabilirdik. Bağırıp çağırırdı yani. Çıldırır Galatasaray'ın kalesindeki oyuncuya. Yani Muslera bakma, beyefendiliğinden sesini çıkarmıyor çocuk da. Hakikaten 2 sene o bile bazen çok sinirleniyor. Hiç takım savunması yok. Şampiyon olurken de yoktu. Bir de Muslera'yı da mesela bu derece iyi gösteren de şey Galatasaray'ın savunması yani. Savunması çünkü çok kötü olduğu için. Sürekli konsantre kalmak zorunda yani. Ya buna her rağmen kurtarı... 6'da clean sheet'i var Galatasaray'ın. Onu da altını çizelim yani. Jan Older Rinkelink'in açıklamalarından birkaç satır başı var. Onları verip devam edelim. Üzerine konuşalım isterseniz. Süreciden rica edelim. Demiş ki Jan Older Rinkelink, şanssızlıklarımız oldu. Ahmet ısınmada sorun yaşadı. Wesley daha maçın başında sakatlandı. Hakemler hakkında konuşmayı sevmem ama Başakşehir'in ilk golü sanırım offside. Emre'nin pozisyonunda kırmızı kart ama bu benim düşüncem demiş Jan Older Rinkelink. Basın toplantısından yansıyan birkaç cümlesini almış olduk. Rinkelink hocanın. Evet, Ahmet ısınmada sorun yaşadı. Neden yaşar Uğur? Isınmada. Daha önceden bir problem vardır. Evet, önceden bir problem vardır. Yani kasla ilgili bir adele durumu yaşarsın. Yani belki gerginlik olur. Belki işte adele attı gibi hissedersin. Belki bir yerde bir sertleşme olur. Vesaire vesaire. Bunlar hep kassal sakatlıklar. Ne zaman olmuş? Maç uzatmayı 120 dakikada değil. Maç başlamadan önce. Yarım saat önce olmuş. Diğer oyuncu da 5. dakikada sakatlanmış. Nereden? Adele'den. Neden? Neden? Herhalde daha önceden bir yine daha problem önceden. Vardı. Yani o yüzden söyledim. Sayın Dursun Özbek işte Mete Kalkan'ın görevini yaptı diyor ama demek ki Galatasaray antrenör ekibi de görevini yapmamış. Oyuncular maça fizik olarak hazır değiller. Bir de şöyle bir şey var. Ahmet Çalık sakatlandığında Şecu hazırlanmaya başladı. Zaten Hakan Balta sanırsam son anda olan bir sakatlığı yüzünden ilk 18'de yer almadı. Hı hı. Gözden çıkarılan Şecu neredeyse
Doğru düzgün de çok da çalışmadığını da biliyoruz. Evet. O ara takım bulmak için sağa sola gitmişti. Son 16 turunda, yani burada son 16'da doğrudan oynayacaktı az kalsın. Galatasaray'ın da kadro yapısında böyle bir sıkıntı olduğunu söyleyelim. Ya konuşmuşken biraz da Başakşehir'i övüyorken de gollerin sahibi Mustafa Pekdemek için de bir iki cümle edelim. Uzun zamandır fırsat bulamıyordu. Evet. Hem ilk 11'de çok fazla, hem Beşiktaş'ta hem burada. Şimdi Mustafa Pekdemek, onda da şöyle bir istatistik var. Gerçi sana söyledim ama sen de zaten oynamıyordu, şans bulamıyordu demiştin ama en son 15 Mart 2014'te hocam siz hatırlatmıştınız. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında 2 gol atmış resmi maçta. Neredeyse 3 senedir ilk defa 2 golle beraber buluşmuş oldu. O dönemlerde de çok yine az forma buluyordu. Oynayamıyordu yani. Hı-hı. Gene Dembaba falan vardı. Yok, o zaman o maçta Almeyda vardı. O dönem Almeyda vardı. Almeyda'nın olduğu dönemde, doğru, doğru hocam. Yani Mustafa şimdi sosyal medyada falan çok konuşuluyor. Ben yan yana oynadığım için ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum tabii ama tabii dışarıdan herkes yapılan algı operasyonlarıyla, algılarla oyunculara çok fazla serzenişte bulunduğu için Mustafa'ya da çok ben haksız eleştiriler yapıldığını düşünüyorum. Mustafa çok hava hakimiyeti çok iyi olan, sırtı dönük oynamayı bilen, hoca dedi ya hani santrafor. Örnek verebilir miyiz mesela hava hakimiyeti iyi derken kime karşı mesela? Herkese karşı. Mesela bir tane örnek. Company diyelim. Evet, onu özellikle söyletmek istedim. Evet, nereden? Yani Manchester City ile City ile hazırlık maçı yapıyorduk. Vincent Company benim yanıma geldiğinde benden iki tane yani. Evet. Boyu da benden iki tane. Mustafa Pekdemek ile kafa topuna çıktıklarında onun kafasıyla çıktığı yerde Mustafa Pekdemek göğsüyle topu indiriyordu yani. Ve herhalde bunu bir 4-5 defa yaptı ve Company neye uğradığını şaşırdı. Yani o yüzden dedim sırtı dönük oynamayı, top saklayabilen bir oyuncu. Hoca dedi yani santrafor oynamayı bilen. Santraforculuğu çok iyidir yani. Gol atma konusunda şöyle sıkıntıları vardı. Mustafa çok yetenekli bir oyuncu olduğu için çok fazla saniyeler içerisinde çok fazla karar değiştiriyordu. Bunu kendisine çok söylediğim için de söylüyorum. Çok karar değiştirdiği için de hep kararsız kaldığı için hatalara yol açıyordu. Golcülüğü. Hani bir Cenk Tosun gibi net bir kafasında bir fikri olup oraya topu vurma gibi bir şey yoktu. Kısa zamanda çok fazla şey yapabileceği için o onun hani bu benim lanetimdir diye yani that my curse diyorlar İngilizce'de hocam. Bu odunun laneti oydu. Yetenekleri çok fazla olduğu için kararsızlık yaratıyordu onda ve gol atma konusunda sıkıntıları yaşıyordu. Bugün iki tane attı. Ya zaten özgüveni yakalasa daha fazla bile atacağını ben inanıyorum kesinlikle. Ya santrafor için düzenli oynamak gerekmez mi? Tabii çok kesinlikle. Özgüven, yani. Santrafor özgüven bizim Burak Yılmaz'a baksanız hocam. Evet. Burak Yılmaz Fenerbahçe'de bizde 34 maçı 34'ünde kadroya girmedi ya. Ama Şenol Hoca ile birlikte gol atmaya başlayınca vuruyor gol oluyor, vuruyor gol oluyor. Yani o şutlar hep özgüvenden gol oluyor, inanın bana bak. Gol olacağına inandığı için gol atıyor. Şimdi santrafor böyle gol attıkça açılan bir mevkidir. Mustafa'nın da devamlı oynarsa çok faydalı ve milli takıma kadar gidebileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Maçın özet görüntüleri birazdan gelecek yayıncı kuruluştan. Bekliyoruz. İnşallah programımızın içine yetişecek. Adebayor'u da soracağım hocam. Mustafa'nın yerine girdi. Mustafa Pekdemek'in yerine oyuna girdi. Gayet de ben iyi gördüm kendisini. Yani zaten Afrika Kupası'nda izlemiştik evet ama hani bir de burada bizim ligimizde bir görelim diye konuşuyorduk. Siz nasıl buldunuz Adebayor'u? Yani futbolculuğu tamamdır. Santforculuğu zaten iyidir. Ama Başakşehir bir tempo takımı. Aynı zamanda bazen hani gir çık takımıdır. Yani gider dönüşleri de sert koşuyla dönmek zorundadır. Başakşehir'in santforu. O konuda eksik kaldığı ortada. Fizik olarak şu anda takım arkadaşlarının seviyesinde değil. Ama Afrikalı oyuncular, hele ki bu tip Afrikalı oyuncular. Mesela slim fit Afrikalı oyuncular için şeyin kullandığı bir tabir vardı. Cougar diyor, hani cat diyor şey, yani kalçadar, yani göğüs kafesi biraz büyük, slim oyuncu, çabuk forma girer bunlar. Çok çabuk forma girerler. Yani bir tane iki tane test maçından sonra eğer düzenli antrenmanlara çıkacaksa Adebayor çok çabuk, yani mesela 22-23 yaşındaki çocuktan daha fazla çabuk forma girebilir. Fizik olarak geride takım arkadaşlarının ama bir kere çok açık. Santfor oynamayı çok iyi biliyor. Bir pozisyonda mesela Santfor'dan çıktı top alırken. Çıkmak zorunda kalmıştı. Çıktı, pozisyonu başkasına devretti.
Vizca'ya devretti. Geldi bir işte organizasyon yaptı. İki de yani bir 30 saniye kazandırdı takımına. İşi gördü, çekildi kenara. Özet gelmiş. Zekasıyla da oynar yani. Hocam özet gelmiş. Dilerseniz girelim hemen. Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı 2-1 ile saf dışı bıraktığı maçın özet görüntüleri geliyor bakalım. Son 16 turunda Medipol Başakşehir Galatasaray'ı ağırlıyor. Abdullah Avcı görüntüdeydi. Podolski aldı pası tekrar. Podolski vuruyor, direkten döndü. Maçın henüz başı, Galatasaray Alman golcüsüyle gole çok yaklaştı. Bir ters top. Dışarı gitti, tehlikeliydi. Nigel de Jong. Şimdi Başakşehir geliyor. Orta ceza sahasına Mustafa vuruyor ve gol. Dakika 15. Mustafa beklemekle 1-0 öne geçiyor. Medipol Başakşehir. Cenk uzandı, çıkaramadı. 1-0 oldu skor. Burada Emre Belezoğlu'yla Josue arasında bir mücadele. Emre'nin hareketi çok tartışıldı maçta. Sarı kart verdi bu pozisyona maçın hakemi Mete Kalkavan. Josue'de itirazlardan dolayı sarı kart gördü. Medipol Başakşehir yüklenmeye devam ediyor. Pas sol tarafa. Mustafa aldı önüne. Mustafa vuruyor. Savunmadan da sekti top ve ağlara gitti. 2-0. Dakika 27. Doka verdi. Mustafa pek demek vurdu. Medipol Başakşehir 2-0 yakaladı. İkinci yarıdayız. Josue. Volkan Babacan başarılı. Ve Emmanuel Adebayor oyuna giriyor. Mustafa pek demek yerine. Cengiz Ünder de oyunda. Doka yerine değerli izleyenler. Bruma. Bruma çekti topu. Bruma vuruyor. Kaleci Volkan. Yine başarılı bu pozisyonda. Şimdi Başakşehir geliyor. Offside kararı var bu pozisyonda. Adebayor savunmanın önünde. Maçın artık son bölümündeyiz. Bruma. Bruma. Çalımlarla geldi. Vuruşunu yaptı Volkan. Dönen top. Yasin içeri çeviriyor. Savunma. Şimdi Sabri aldı. Sabri ortası. Podolski. Kaleci yine Volkan Babacan başarılı. Galatasaray 2-0'dan sonra farkı azaltma çabasında. Ama istediği golü bir türlü bulamadı. Yükleniyor yine. Eren derdi yok ceza sahasında. Eren vurdu. 2-1 oldu. 90+2 Eren derdi yok. Farkı 1'e indiriyor. Galatasaray adına. Eren de top yine. Artık maçın uzatma anları. Podolski vurdu. Volkan başarılı. Ve karşılaşma sona eriyor. Medipol Başakşehir Galatasaray'ı eliyor. Evet, bu sonuçla beraber Medipol Başakşehir çeyrek finale kaldı. Bir yandan özet görüntüleri üzerimize dönerken biz de konuşabiliriz. Aslında yayıncı kuruluş zannedersem tam o offside anını vermemiş o ilk goldeki. Ama yine de biz konuşalım üzerine. Buyurun, yorumlarınızı alalım. Yani offside gibi göründü. Hani oradaki arkadaki Ahmet Çalık'tan mı acaba yanıldı hakem diye ben düşündüm. Çünkü Ahmet Çalık geriden ileriye doğru bir hamle yapmıştı. Herhalde ondan yanıldı. Offside gibi görüldü evet. Yani Emre'nin pozisyonuyla alakalı çok net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü yine hani Emre'nin yüzünü, Josie'nin yüzünü göreceğimiz açıdan görmedim ben pozisyonu açıkçası. Arkalarından gösteriyor. Onunla ilgili de net bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Emre'nin pozisyonu şu anda ekranda daha net bu. Bunun aslında bir tane tribün çekimi var. Orada daha net gözüküyor. Tabii onu kullanamıyoruz haliyle. Yok ben buradan bahsetmiyorum. Başka bir taraftar çekmiş. Sosyal medyadan gördüm. Orada daha net şekilde gözüküyor ama yani bence de nacizane yorum. Benim de kırmızı kart olduğu yönünde. Sarı kart biraz hafif olmuş burada. Josse'ye de üzerine yükleniyor. Sonrasında sarı kart görüyor. Medipol Başakşehir'in özellikle ilk yarıda Galatasaray'ı ceza sahasına sokmadığını görmüş olduk. Podolski'nin bir şutu vardı. Hatta Bruma'nın da karşı karşıya kaldığı, karşı karşıya değil de ceza sahası dışından sokulup vurduğu bir pozisyon vardı. O da özette yer almıyor ama biz yine bahsetmiştik ondan. Hocam siz ne dersiniz? Bir kere de yeniden izleyince özeti ekstra
aklınıza takılan, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani ben işte maçı izlerken şöyle kağıda not alıyorum. İkiye bölüyorum. İşte takım formasyonunu yazıyorum. Her iki takımın da pozisyonlarının altına yazmaya çalışıyorum. Şimdi özeti gördükten sonra da sağ tarafa birkaç tane şey yazdım. Yani Galatasaray tarafına. Podolski'nin ilk pozisyonu bireysel beceriyle oluşturulmuş bir pozisyon. 28-30'dan vurdu, üst sıraya attı topu. Tamamen bireysel. Podolski'nin Bruma'nın bir tek başına bireysel beceriyle gidip yaptığı bir vuruş var. O da bireysel beceri, takım oyunu değil. Son golde Galatasaray'ın golünde Lines müthiş çıkmış, dönerek şahane bir pas vermiş. Onu maçı izlerken görmediğimi fark ettim. Bir kere daha göreceğiz biraz sonra. Emre'nin pozisyonu için bence kırmızı karttır. Yıllar önce bize işte pro lisansta yarım dönüş, tam dönüşleri, işte markajdayken top almaları şeyleri göstermişti hocalar. İşte biz de bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışmıştık. Hatta o yüzden benim bir oyuncum atılmıştı. Uğur Boral hatırlar, eski takım arkadaşı Gürhan. Hı hı. Adana Spor'dan gelmişti, hı hı, Fenerbahçe'ye. Ona söyledik yani çıkarken, kucaktan çıkarken yani şeyi dirseğini daya, yani yaklaştırma, yarım adım bir adım avantaj sağla. Topu da ayağının dışıyla, kullandığın ayağının dışıyla alırsan zaten iki adım mesafe alacaksın. Sonunda döner oynarsın demiştik. Bir seferinde o dirseğinin ölçüsü kaçtı ve kırmızı kart gördü. Benim oradan aklımda kalan bu pozisyonlar net kırmızı karttır. Yani ölçüsüne göre bir değerlendirme yapabilme şansı vermez kurallar bildiğim kadarıyla. Yani ukalalık yapmayayım. Hakem hocaları daha iyi değerlendirir ama ben kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Gol pozisyonu yayıncı kurum pozisyonu keserken ayaktan çıktıktan sonra gösterdi. Hı hı. Yani yarım metre top ayaktan ayrılmıştı. O şekilde verdiler. O görüntüde pozisyon net offside. Katılır mısınız bana? Bence de offside. Ama hani kaç enstantanedir kameralar bilmiyorum. Evet. Eskiden 1/60'tı. Saniyede 60 kare çekebiliyordu. İşte çok daha fazlasıdır büyük ihtimalle. Ayaktan çıkmamış görüntü de vardır. Öyle bakmak daha doğru ama benim varsayımım offside üzerinden. Uğur, son 1 dakika 20 saniyemiz var. Senden de son görüşlerini alayım. Galatasaray maça şeyle başladı. Önde baskıyla başladı. Bu bir hataydı bana soruyorsan. Çünkü Galatasaray, şimdi Fenerbahçe'nin yaptığını baz alarak herhalde böyle bir olaya girişti. Ama Galatasaray'ın öyle bir fizik gücü yok fizik yani. Fizik olarak yeterliği yok. Öyle bir gücü yok. Niye öyle bir şey yaptılar? Ben de onu anlamadım. Zaten sıkıntı oldu. Abdullah Avcı da demiş ki maçtan önce konuştuğumuzun aynısı. Stoperler yerine De Jong ve Selçuk'a baskı yapmayı uygun gördük. Böylelikle daha rahat hareket edeceğimizi düşündüğümüz için bunda da başarılı olduk demiş. Onun da neden stoperlere baskı yapmamıştır mesela? Ucumu orta sahada. Kullanmıyor ki top. Evet. Yani Galatasaray'ın stoperleri, yani iki tane Edu olur mesela, iki tane Popescu olur veya bir tane Popescu olur. Top kullanan stoper, o zaman git ona da baskı yap. Ama zaten kullanmadığı için gerek zaten yok. Zaten kullan. Çok ya, Abdullah Avcı'ya ben hakikaten bir kez daha tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum ve kendim tebrik ediyorum. Bakın bunlara çok inanılmaz çalışıyor. Hani Dursun Özbek diyor ya, Mete Kalkavan görevini yaptı. Abdullah Avcı da görevini yaptı. Analiz ediyor. Herkes aynısını yapmıyor. Gitti Beşiktaş'ın stoperlerine de bastı. Kaleci Fabri'ye de bastı. Niye? Çünkü Fabri topu kullanıyor. Evet. Ama Galatasaray'ın o stoperlerini rahat bıraktı. Gel oyna diyor stoperlere. Sen çık, ben ondan sonra baskıyı yapayım. %100 doğru işler yapıyor. Fenerbahçe maçında ama orada bir hatalı bir hamle var. Ama Fenerbahçe de kolay değil. Kolay yani. Değil Fenerbahçe ile oynamak Kadıköy'de. Önder Özen, Uğur Boral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Sevgili izleyenler, Orta Nokta'nın burada sonuna geliyoruz. Bir daha görüşünceye dek hoşça kalın, iyi akşamlar.